Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10 Haziran'da yapılmış olan AYT Coğrafya 2 sorularına bakacağız. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 12. sorumuz. Beşeri ve ekonomik faaliyetler sırasında atmosfere salınan karbondioksit, metan, azotoksit gibi sera gazları atmosferdeki kimyasalların dengesini bozarak küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır. Buna göre Aşağıdaki beşeri ve ekonomik faaliyetlerin hangisinin küresel iklim değişimine etki etmesi beklenmez? Dilerseniz seçenekleri birlikte inceleyelim. A. Orman arazilerinin tarım alanı ve otlak oluşturmak için tahrip edilmesi. Ormanlar karbon salamını azaltır. Bu yüzden etki etmesi beklenir. B. Konutların ısınmasında fosil yakıtların kullanılması yine karbon salımını artırır. Bu yönüyle etki eder. C. Tarım arazilerinde hasattan sonra kanal anız, anızın yakılması yine yakılma işlemi karbondioksit salınımını artırır. Bu yönüyle etki eder. Evsel atıkların açık alanlarda depolanması metan gazının salınımını artırır. Bu da olumsuz olarak etki eder. E. Geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması. Bu tam tersine küresel ısınmayı azaltan olumlu bir etkidir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Aşağıda bir enerji piramidi gösterilmiştir. Bu enerji piramidi yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisine ait olabilir? Enerji piramidini inceleyelim. Tundra yosunları, rengeyi, kurt, kartal piramitte yer alan biyom tundra biyomudur. Şimdi harita üzerinde tundra biyomuna ait olan bölgeyi seçeceğiz. Bir numarayı bölgeye baktığımız zaman burası Avustralya'daki Victoria çölüdür ve burada çöl biyomu yer alır. İki numaralı bölge Güney Afrika'nın ucundaki kap bölgesidir ve bu bölgede Akdeniz yani Maki biyomuyla karşılaşırız. Üç numaralı bölge Orta Asya burada ılıman karasal iklime ait biyomlar yer alır. 4 numaralı bölge kutba yakın bir alan. Burası Amerika'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi daha doğrusu. Burada tundra iklimiyle karşılaşırız. 5 numaralı alan Ekvator yani tropikal yağmur ormanları biyomu yer alır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren nüfus artış hızının %15'in altına düşmesi, nüfusun niteliğini iyileştirme yönündeki politikaların yanında son yıllarda nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikaları da gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda son yıllarda bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultudaki çalışmalara örnek gösterilemez? Uzun yıllar Türkiye'de niteliği ve nüfusun niceliğini arttırıcı yönde politikalar uygulanmıştır. Fakat günümüzde artık bunların yanında nüfusu arttırıcı yönde bir politika uygulandığını görmekteyiz. Sonra da bununla ilgili olmayan bir seçeneği bulmaya çalışacağız. A. 27 yaş öncesinde evlenenlere devlet destekli evlilik kredisi verilmesi gençleri evlendirmeye yönelik arttırıcı bir politikadır. B. Doğum öncesi ve sonrasında ücretli üzün süresinin uzatılması yine aynı şekilde arttırıcı yönde bir politikalıdır. C. Geri kalmış bölgelere yapılacak yatırımlar için sanayicilere ucuz kredi sağlanmasının nüfus politikasıyla bir ilgisi yoktur. Bu daha çok ekonomik anlamda üreticiyi desteklemek için yapılmış bir politikadır. D. Çocuk sayısına göre kadınların emeklilik yaşının öne çekilmesi, Çalışan annelerin bebeklerine evde bakılması için bakıcı parasının verilmesi yine nüfusu arttırıcı yönde politikaya örnek verilir. 14. sorunun cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki şehirlerden hangisi gelişiminin ön planda olmayan bir fonksiyon özellikle eşleştirilmiştir? Dilerseniz seçenekleri birlikte inceleyelim. A Rize tarım, evet özellikle çay tarımı. B Karabük sanayi, taş kömürü, demir çelik sanayi. C Marmaris turizm, yaz turizmi. D Afyon ulaşım, evet. Özellikle Ankara, Eskişehir, Afyon orta bölgede olduğu için ulaşım için elverişli. Sinop madencilik. Sinop doğa bir limandır. Madencilik fonksiyonu ön plana çıkmaz. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olacak. Aşağıda Türkiye'de uygulanan bölgesel kalkınma projelerinin bazıları verilmiştir. Bu projelerle projelere dahil olan aşağıdaki il çiftleri eşleştirildiğinde hangisi bunların dışında kalır? Doğu Karadeniz Projesi DOKAP, Konya Ovası Projesi KOP, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi Güneydoğu Anadolu Projesi GAP. Şimdi seçenekleri birlikte inceleyelim. Diyarbakır, Adıyaman, GAP yani Güneydoğu Anadolu Projesi içerisinde yer alır. Artvin, Barburt illeri, DOKAP yani Doğu Karadeniz Projesi içerisinde yer alır. Çorum, Amasya arkadaşlar, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi içerisinde yer alır. Karaman, Aksaray, Konya Ovası Projesi içerisinde yer alır. Erzurum Kars DAP yani Doğu Anadolu projesi içerisinde yer almaktadır. Bununla ilgili bir bilgi bulunmadığı için sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Seracılık tarım ürünlerinin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacıyla üzeri cam naylon, fiber glass gibi güneş ışığı geçiren malzemelerle örtülen verimli topraklarda yürütülen ekonomik bir etkinliktir. Kışların ılık geçmesi ve güneşli gün sayısının fazla olması, seralarda üretim maliyetlerini düşüren ve seraların yer seçiminde ön planda olan faktörlerdir. Buna göre yukarıda sınırları gösterilen illerin hangisinde seracılığın diğer illere göre daha fazla gelişme gösterdiği savunulabilir. Ülkemiz kuzey yarımkürenin orta kuşağında yer alır. Bu yüzden güney yamaçlar güneşli gün sayısının daha fazla olduğu yamaçlardır. Biz buna bakı etkisi diyoruz. Haritaya dönecek olursak güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölge Akdeniz bölgesidir. 2 numarada gösterilen Antalya seracılığın en fazla yapıldığı ilimizdir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. 4 ve 5 numaralı alana bakarsak Karadeniz bölgesinde yer alan Trabzon ve Kastamonu ilini görmekteyiz. Her iki bölgede yıllık yağış miktarının fazla bulutluluk oranının fazla olduğu illerdir. Bu yüzden seracılığa uygun değildir. Yine bir numaralı yer Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Urfa ilini. Üç numaralı bölge Ege bölgesindeki Manisa ilini bize gösterilir. Bu iller içerisinde seracılığa en uygun alan Akdeniz'de yer alan Antalya ilidir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda ekonomideki bazı unsurların zamana göre değişimi gösterilmiştir. Tablodaki bilgilerin doğru olabilmesi için kaç numara ile belirtilen değişim unsurunun karşısındaki bilgilerin yer değiştirmesi gerekir. Dilerseniz tabloyu birlikte inceleyelim. Sektörel yapı eskiden tarım ve sanayi sektörü ağırlıklı iken günümüzde hizmet sektörü önem kazanmıştır. Bu doğru ifade edilmiş. Üretim ve rekabet eskiden ulusal ekonomi ön plandayken günümüzde küresel ticaret ön plana çıkmıştır. Bu yanlış gösterilmiş bu ikisinin yer değiştirmesi gerekmektedir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Diğerlerine bakarsak teknolojiyi belirleyen faktör eskiden makine iken günümüzde artık bunun yerini dijitalleşme almıştır. Yine araştırma geliştirme eskiden düşük ve orta iken günümüzde artmıştır. Özellikle Amerika bugün uzay ve teknolojiye en çok yatırım yapan ülkelerden bir tanesidir. Son olarak büyümeyi belirleyen faktör eskiden sadece sermaye ve iş gücü iken günümüzde artık yenilik ve icatlar ön plana çıkmıştır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde ön planda olan üretim faaliyeti yanlış verilmiştir? A. Bir numaralı yer petrol üretim bölgesi. Evet, Arap Yarımadası, Orta Doğu'da petrol üretimi fazladır. 2. Çay üretim bölgesi, Muson Asyası. Şu küçücük adanın adı Sri Lanka adası. Burada çay üretimi fazladır. Aklımıza muson dediğimiz zaman özellikle pirinç, çay gelmelidir. 3. Orman ürünleri üretim bölgesi. 3 numaralı bölge sahra çölüdür. Bu yüzden ormanlar yoktur arkadaşlar. Bu bölge yanlış gösterilmiştir. Sakın burayı ekvator gibi görmeyin. Ekvator çizgisi şu Afrika'nın kıvrım yeri gibi düşünebilirsiniz. Daha aşağıdan geçiyor. Sakın bu sizi yanıltmasın. 4 numaralı bölge sanayi ürünleri bölgesi. Evet ABD sanayinin en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi. Son olarak kahve üretim bölgesi 5 demiş. Evet Brezilya kahvenin en çok üretildiği ülkelerden bir tanesi. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Aşağıdaki haritada Hazar Havzası'ndan çıkarılan doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırıldığı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesi TANAV'ın güzergahı gösterilmiş ve bu güzergahtaki ülkeler renklendirilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi TANAP güzergahı üzerinde yer almaz. Harita bilginizi ölçen güzel bir soru arkadaşlar. Hatırlıyorsanız 2019 yılında buna çok benzeyen bir soru karşımıza çıkmıştı. O yüzden ülkelerin yerlerini mutlaka dünya üzerinde gösterebilmeliyiz. Sorumuza geri dönecek olursak e, mor renk ile arkadaşlar Arnavutluk gösterilmiş. Hemen onun güneyinde Yunanistan sarı renk ile gösterilmiş. Turuncu renk ile ülkemiz yani Türkiye gösterilmiş. Yeşil renk ile Gürcistan komşularımızdan bir tanesi biliyorsunuz. Ve son olarak Azerbaycan harita üzerinde bize gösterilmiş. Burada yer almayan kim var arkadaşlar? Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan tabii ki Ukrayna. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Danimarka ve Pakistan'daki tarım sektörü Aşağıdaki özellikler bakımından karşılaştırıldığında hangisi Pakistan için söylenemez? Danimarka gelişmiş bir ülkedir. Bu nedenle tarımda modern yöntemler, intensif yöntemler uygular. Birim alanda elde edilen verim oldukça yüksektir. Buna karşılık Pakistan geri kalmış bir ülkedir. Daha çok ilkel, geleneksel dediğimiz, extansif tarım yöntemi uygulanır. Bu yüzden tarımda verim oldukça düşüktür. Bu bilgiler ışığında sorumuza geri dönecek olursak Pakistan için söylenemez demiş sorumuz. Ekstansif tarım uygulaması daha yaygındır bunu söyleyebiliriz. Tarımsal üretimde doğal koşullara bağımlılık daha fazladır. Evet mesela yağışın fazla olduğu dönemlerde tarımda verim yüksekken Yağışın daha az olduğu dönemlerde verim azalacaktır. Toprak erozyonunun tarımsal üretimdeki olumsuz etkileri daha belirgindir. Evet, sulama iklim koşullarına göre yapıldığından erozyonda daha çok etkilenir. Tarımsal üretim genellikle ihracata yöneliktir. Bunu Pakistan için söyleyemeyiz çünkü gelişmekte olan bir ülke. Nüfus çok fazla, iç piyasada tüketildiği için üretilen ürünler ee, i̇hracata yönelik diyemeyiz arkadaşlar. Ee, gelişmekte olan ülkelerde nüfus fazla olduğu için tüketim de fazla olacaktır. E ee, çalışan nüfusun yarısına yakını tarım sektöründe istihdam edilmiştir. Evet gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük bir bölümü tarımda çalışır. Ama tarımsal üretim genellikle ihracata yönelik diyemeyiz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Antalya'nın güneybatısında, Elmalı Ovası yakınında yer alan Avlan Gölü 1975 yılında yeni tarım alanları oluşturmak için kurutulmuştur. Bu yanlış arazi kullanımıyla beraber yörede pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında gösterilemez? A) Göl çevresindeki ağaçların kuruması. Suyun azalmasıyla beraber ağaçlar kuruyacaktır. B) Göl çevresinde yağışların azalması Dolaylı olarak da olsa azalabilir. C göl çevresindeki biyoçeşitliliğin azalması. Evet, suyun azalması ile beraber bölgedeki biyoçeşitlilik kesinlikle azalır. D göl çevresindeki elma yetiştiriciliğinden elde edilen verimin azalması. Su olmadığı için elma üretiminde verim düşecektir. Yine elmalı ovası Türkiye'de en çok elma ağaçlarının bulunduğu bir ovadır arkadaşlar. E göl çevresindeki kış sıcaklık ortalamalarının düşmesi. Kış sıcaklık ortalamaları daha çok bölgede hakim olan Akdeniz ikliminin sonucunda gerçekleşir. Bunun göl kurutma ile bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak.